Merhabalar. Bugün itibariyle 21 gün sürecek 21 yoga veya Vedanta kavramı üzerine konuşmaya başlayacağız. Sanskrit Yoga Vedanta sözlüğü temel kitabımız olarak alarak buradan A harfi itibariyle Y'ye doğru 21 gün boyunca 21 kavram konuşuyor olacağız. Bugünkü ilk kavramımız Abhyasa ilk kavram. Sözlüğünde ilk kavramı aynı şekilde. Abhyasa çok 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 önemli bir kavram yoga öğretisi içerisinde. Yoganın temel iki öğretisi veya iki metni, kitabı eski zamanlardan günümüze gelen Yoga Sutralar ve Bhagavad Gita isimli iki tane temel kitabımız var. Yoga Sutralarda da Bhagavad Gita'da da bir öğrencinin sahip olması gereken olmazsa olmaz hayatında hatırlamazsa veya uygulamazsa yoga yolunda bir adım daha gelişemeyeceği, ilerleyemeyeceğini söyledikleri olmazsa olmaz bir anahtar. Abhyasa. Ne demek? Düzenli tekrar demek. Ya da tekrarlı uygulama demek. Uygulama, çalışma gibi çevirileri var. Ancak önüne sıfat olarak düzenlilik ve tekrarlılık koymazsanız bunun adı Abhyasa değil. Abhyasa düzenli, tekrarlı uygulama. Yoga sutralarda yoga tanımı zihin üzerinde kişinin kontrol sahibi olması olarak tanımlanır. Kişinin zihinsel alanındaki dalgalar, fonksiyonlar, işlevler en basit dille zihniniz sizi bir duygu düşünceyle bir yere savuruyorsa ancak siz onu kendi irade ve kontrolünüzle geri getirebiliyorsanız bu yoga haline doğru yaklaşmak demek, öyle diyelim. Ve bunun için yapmanız gereken şey nasıl'a, yani nasıl bunu yapabilirim sorusuna cevap olarak 12. sutrada Patanjali Usta der ki Abhyasa Vairagya Pyamtan Niroddha. Yani Abhyasa ve Vairagya varsa kişi zihin dalgalanmaları üzerine kontrol sahibi olmaya başlayabilir. Vairagya başka bir kavram, bunu ileriki günlerde konuşacağız. Ama bundan ilki Abhyasa şunu söylüyor. Siz zihin üzerinde hakimiyet sahibi olmak olsun ya da herhangi başka bir eylem. Çok güzel çorba yapmak da olabilir. İyi keman çalmak da olabilir. Yüzmeyi öğrenmek de olabilir. Hangi eylemi, hangi amacı hedef ediniyorsanız kendinize onun yolunda, onun uğrunda düzenli tekrar yapmazsanız onunla gelişim sağlayamazsınız. Bu kadar basit. Ve bu olmazsa olmaz kelimesinin altını tekrar çiziyorum. Öylesine belki olsa iyi olur gibi bir şey değil. Zaruri ve kesin şart. Eğer asana pratiğinde ilerlemek istiyorsanız her gün gerekirse ama belli ritimle, düzenlilik ve tekrarlılıkla uygulama yapmanız lazım. Eğer zihin üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorsanız her gün, hatta günde birkaç kere ya da eğer aralıklı yapıyorsanız ama yine belli bir rutinle, ritimle, periyotla düzenli tekrarlı uygulama yapmanız lazım. Bunun adı Abhyasa. Süreklilik varsa gelişim var. Düzenlilik varsa ilerleme var. Tekrar varsa derinleşme var. Söylediği şey bu. Ve devamında Yoga Sutralar özelinde Abhyasa anlatılmaya devam ediyor. Der ki Patanjali Usta 3 tane sutrada, 195 toplam sutradan oluşan bu Yoga Sutra isimli kitapta Abhyasa'yı anlatır. Ve Abhyasa için sonra şöyle bir tanımda bulunur. Tatra stitao yatno pyasaha. Tatra, o sabitlik, stiti, sabitlik, sarsılma, zihinsel olarak kontrol sahibi olma halinde çaba göstermenin adı Abhyasa'dır. Eğer siz zihninizdeki sabit, dalgasız, dingin ya da hayatınızdaki huzur için çaba gösteriyorsanız düzenlilikle ve tekrarla, o zaman Abhyasa var. Düzenlilik ve tekrarla kelimesi çok önemli. Ve sonra devamındaki sutrada
daha ayrıntılandırır. Der ki, Satı Dirga Kala. Şimdi Abhyasa'nın, yani düzenli ve tekrarlı bir uygulamanın nasıl köklü, nasıl sağlam olabileceğini anlatıyor. Üç tane element söyleyecek. Satı Dirga Kala. Uzun süre tekrarlı uygulama yapmanız lazım. Uzun süre, Dirga Kala. Size ne kadar uzun süre olduğunu söylemiyor ama uzun süre uygulama yapmanız lazım. İkincisi, Nairantarya. Nairantarya, kesintisiz. Kesinti vermeyeceksiniz. 3 yıl çalıştınız, sonra 3 ay boşluk verdiniz. Üzgün Patanjali Usta'ya göre. Nairantarya kesintisi olmayacak. Ve üçüncü elementi Satkara Sevito. Satkara, adanmayla, saygıyla, hürmetle, sanki kutsallıkla o eyleme yaklaşmanız lazım. Yaptığınız eylemi adanma veya büyük bir aşk, saygı, bu kavramlar satkara yaparsanız, o zaman zaten onda hem kesintisiz, hem uzun süre, hem de kaçınılmaz olarak ilerleme kaydedersiniz. Kaçınılmaz olarak. Hayatınızda neye çok büyük saygı verdiyseniz eylem olarak düşünün, onu zaten hayatınızdan çıkartmak istemezsiniz. Ve zaten onun peşinde düzenlilikle takipte olursunuz. Dolayısıyla eğer bir şeye Abhyasa, düzenli ve tekrarlı uygulama yapıyorum ben diyorsanız, ki bu nihayetinde yoga adına zihin dalgaları üzerine kontrol sahibi olmak için ise, ya da ki bu sizin hayatınızda içsel dengenizi, huzurunuzu, sabitliğinizi, sarsılmazlığınızı bulmak içinse, ya da buna kıyassız bir iyilik, mutluluk hali de diyebilirsiniz. Bunun için uzun süre çaba göstermeniz lazım. Bunun için gösterdiğiniz çabayı kesintisiz bir şekilde uygulamanız lazım. Bunun için bu yaptığınız uygulamaya saygıyla, minnetle ve belki bir kutsallık içeren aşkla adanmış olmanız lazım. Eğer bu üçlü varsa, Dirga Kala uzun süre, Nairantarya kesintisiz, Satkara Sevito adanmayla, saygıyla, o zaman bu eylem Abhyasa. Yani sizi içsel sabitliğe, içsel dinginliğe veya huzura götürecek çaba. Düzenli, tekrarlı çaba ve uygulama. Bir şeyde uygulama yoksa o şeyde derinleşme mümkün değil. Bu dolayısıyla Abhyasa'nın alt metni. Hayatınızda hedef gördüğünüz kendinize odak. Yoga başlığı altında dediğimiz gibi zihin dalgaları üzerinde kontrol sahibi olmak. Ama sizin hayatınızda başka bir odak varsa fark etmez. O odağı bu üç elementi uygulayıp uygulamadığınızı düşünün. Hayatınızdaki hedef neyse, sahip olmak istediğiniz, varmak istediğiniz bir yer, hal neyse, bu üç odak adına düşünün. Onun için uzun süre çaba gösteriyor musunuz? Gösterdiniz mi? Kesintisiz, bir öyle bir böyle değil, kesintisiz yolunda yürümeye devam ettiniz mi? Ve o şeye bir saygı, hürmet, adanma, dolu bir kalple yaklaştınız mı? Sahipseniz yoga sutralara göre veya yoga ustalarına göre kaçınılmaz olarak ona yaklaşırsınız. Kaçınılmaz olarak. Kaçınılmaz olarak o hedefe yaklaşırsınız. Diğer kitap Bhagavad Gita. Bhagavad Gita üzerinde ise şöyle bir konuşma var. Abhyasa odaklı. Yine yoga felsefesinin öğretisinin temel kitaplarından Bhagavad Gita diyor ki, Krishna ve Arjuna iki tane aktör diyelim kitapta geçen, birisi öğrenci, birisi öğretmen ve şunu soruyor öğrenci öğretmenine, zihin dalgası o kadar
kadar büyük ki, o kadar zihin sahip olduğu dalgalarıyla beni oraya buraya götürüyor ki, ben sanki bir zalim, bir zorba gibi bu zihnin peşinde savruluyorum dört bir yana. Bu savrulma esnasında bu zorba ve bu zalimi anlattığın şekilde kontrol altına almak o kadar zor ki. Öğrenci öğretmenine bunları soruyor. Öğretmen de diyor ki cevaben, evet, zihin dediğin şey bir zorbaya dönüşebilir. Hatta var olan en büyük zorba veya zalim. Nedir zorba zalim? Bu arada niye bu kelimeyi seçiyor? Ya da despot. Çünkü sana ne söylerse kaçınılmaz olarak onu yapmak zorunda kalırsan o kişiye zorba zalim dersin. İstemeye istemeye. Ve bazen zihin bu şeyleri yaptırabiliyor. Dolayısıyla sen mi kontrolündesin, zihin mi senin kontrolünde? Zihin ne demek? Bu da önümüzdeki günlerin kavramından bir başkası. Ama şimdilik sadece zihin bir zalim ve zorbaysa eğer, öğrencinin öğretmenine Bhagavad Gita dediğimiz bu kitapta sorduğu gibi ne yapmalıyım? Onu kontrol altına nasıl alabilirim? Öğretmenin, Krishna'nın cevabı sadece bu konuda sana yardımcı olacak iki kavram var. Kavramın birisinin adı Abhyasa, ikincinin adı Vairagya. Vairagya dediğim gibi sonra konuşacağız ama nihayetinde aynı iki cevap. Dolayısıyla eğer yoga yolunda yürüyorsanız, zihin üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorsanız, sadece ama sadece ihtiyacınız olan iki hatırlamanız gereken büyük kavram var. Olmazsa olmaz. Bu da Abhyasa, Vairagya. Abhyasa, bunlar senin iki aracın, iki yöntemin diyor. Nasıl tarlayı sürmek istediğinde bir sabana ihtiyacın var veya böyle bir cihaz, alete. Dolayısıyla yoga denilen yol veya hal için ihtiyacınız olan iki tane alet. İki tane, çok değil. Evet, başka bir sürü isim duymuş olabilirsiniz, kelime. Ama bunların her biri için bir uygulama yapmanız lazım. Düzenli, sistematik, tekrarlı uygulama yapmanız lazım. Düşseniz tekrar ayağa kalkmanız, tekrar uygulamanız. Bir daha düştünüz, tekrar ayağa kalkmanız, tekrar uygulamanız. Zihin sürekli dalgalı, sarsıntılı ki bunların çoğunluğu meditasyon dediğimiz uygulama için. Sarsıntı ve dalgalı, her seferinde tekrar odaklanmaya çalışmanız. Tekrar odaklanmaya çalışmanız. Tekrar odaklanmaya çalışmanız. Sabah tekrar odaklanmaya çalışmak, öğlen tekrar odaklanmaya çalışmak, akşam tekrar odaklanmaya çalışmak. Tekrar, 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 tekrar. Bunun adı Abhyasa. Eğer tekrar varsa o yol, ki Patanjali Usta'nın söylediğiydi, uzun süre kesintisiz ve adanmışlıkla yapılan uygulama köklüdür. Eğer tekrar varsa o yol derindir. Üstünde kolaylıkla yürüyebilirsiniz. Yürünmüş patikalara bakın, ormanda açılmış. Ne kadar çok o yoldan yürünmüşse yol daha rahat, bir daha yürüyenler için hazırdır. Hiç yürünmemiş yollar, çalı, çırpı, ağaçlar vesaire, ya böyle zorlana zorlana üstünüz dikenler içerisinde yürürsünüz. Ama ikinci yürüyüşünüzde daha kolay olur. Üçüncü yürüyüşünüzde daha kolay olur. Dördüncüde daha derinleşir. Ve bu tekrara bağlı olarak dolayısıyla sizin varlığınızı daha fazla şekillendirir. Abhyasa, düzenli uygulama eğer varsa tekrarlı bu uygulamaya bağlı. Asana pratiği ise asana pratiği ile bedeniniz daha farklı değişir. Pranayama pratiği ise nefesiniz ona bağlı daha fazla değişir. Meditasyonsa ki bunların devamı zihin üzerinde kontrol sahibi olmak için zihniniz o Bhagavad Gita'da öğrencinin sorduğu gibi bir zalim olmaktan çıkar. Sizin sözünüzü dinleyen
sizin onun üzerinde efendi olduğunuz bir hale geçebilir. Ama tıpkı bu örnekleri genelde veriyoruz, böyle söyleyince garip oluyor ama vahşi bir hayvanı, ehlileşmemiş bir hayvanı terbiye etmek gibi. At her seferinde ayağa kalktığında otur demeniz lazım. Ya da evcil hayvanları olanlar, kedi köpek, tuvalet terbiyesi nasıl veriyorsanız her seferinde o yanlış yere yaptıysa tekrar hayır buraya, bir daha yaptı hayır buraya, tekrar yaptı hayır buraya. Her seferinde tekrar yavaş yavaş o azalır yanlış uygulaması ve istediğiniz yöne yönelmeye başlar. Tüm kötü alışkanlıklar bu şekilde değişebilir. Tüm iyi alışkanlıklar bu şekilde geliştirilebilir. Bu nedenle Appiasa başından sonuna A harfiyle de başlamasıyla konumuzun en başında herhangi bir an bu yolda neden bu olmadı ya da şurayı hedefledim ama buraya tahmin ettiğim gibi yaklaşılamadı gibi bir soru varsa içinizde kitapların ve öğretmenlerin size verdiği cevap. Yeterince tekrarladın mı? Yeterince uyguladın mı? Bunu uzun süre uyguladın mı? Uzun süre o kadar muğlak bir kavram ki 3 yıl mı? 30 yıl mı? 80 yıl mı? Bilmiyorum. Hedef ettiğiniz şeye bağlı uzun süre sadece bunu söylüyor size. Ve bunu kesintisiz uyguladınız mı? Bir öyle bir böyle değil. Kesintisiz, şaşmadan. Onun yolunda devamlı. Dişlerinizi her sabah akşam fırçaladığınız için dişleriniz temiz. Bir gün fırçalayıp 5 gün fırçalamazsanız, 5 gün fırçalayıp 3 gün fırçalamazsanız aynı temizliğe sahip olamazsınız dişinizde de. Bu hayatın her alanı için geçerli. Dolayısıyla kesintisiz uygulama, Nair Antalya ve yaptığınız şeye hürmet ederek, yaptığınız şeye saygı duyarak, gerektiği alanı, gerektiği zamanı, gerektiği ortamı ona yaratmak için emek sarf ederek. Eğer meditasyon pratiği ise bunun için bir alan ayarlamak, evinizde odanızın temiz olması ya da asana pratiği veya herhangi bir şey fark etmez. Yemek yapmak da olabilir. Dağınık ve pis bir mutfakta yaptığınız yemekle kurduğunuz ilişki doğru bir ilişki olmaz. O yemek de sonunda güzel bir yemek olarak çıkmaz. Ortamın temiz olması lazım, değil mi? Ona özen verirsiniz. Ve verdiğiniz özen, verdiğiniz adama, verdiğiniz saygıya bağlı eylem size geri verimiyle cevabını verir. Bu nedenle Yoga Sutralar, Bhagavad Gita, yoga öğretisinin eski metinleri ve başka herhangi bir tekrarlı zanaat öğrenmek isterseniz, keman çalmak, piyano çalmak, yüzme öğrenmek, bisiklete binmek, bir dil konuşmak sadece ne kadar çok tekrar yaptığınıza bağlı gelişim gösterir. Ve eğer birisi size kıyasla hedeflediğiniz bir eylemde daha gelişmiş ise bu da onun doğuştan aldığı bir ya da böyle sizden farklı olarak varlığından gelen bir garip özelliği değil, sadece size kıyasla bir zaman daha çok uygulama yaptığı içindir. Tek farkınız bu. Daha iyi keman çalanla henüz orta seviye keman çalan arasındaki fark, iyi keman çalan çok keman çalmıştır, aralıksız keman çalmıştır, kemana büyük bir saygıyla eli kolu gibi bakarak yaklaşmıştır. Ve bunu zihin üzerinde odak sahibi, zihin üzerinde kontrol sahibi olmak için konuşuyorsak eğer, yoga başlığı altında hepsi bu başlık içinde geçerli. Uzun süre o kişi odaklanma çalışmıştır, kesintisiz çalışmıştır ve yaptığı bu çalışmaya hürmetle, saygıyla yaklaşmıştır. Hatırlamamız gereken 3 kavram: uzun süre, kesintisiz, adanma ve saygıyla. O zaman sabitlik, o zaman kararlılık, o zaman yaptığınız şeyde köklülük var. Appiasa. Böylece 20 dakika. Teşekkür ederim. Kaydı burada tutacağız. Devamında yarın Ahamkara, ikinci kavramımız benlik,
ego diye çevirmek istemiyorum ama ben olmak ne demek onu konuşacağız.